Tuncay abi, bilmiyoruz. Abi Memati abiyi arıyor. Siz tedbirinizi alın, biz yoldayız. Abi İskender hastanede değilmiş. Buyur usta. Neredesin Memati? Bulut'la beraberim usta. Hastaneye yakın mısın? Yakınım usta. Çabuk hastaneye geç. İskender orayı basacak. Biz yoldayız. Tamam usta. Canım, güzel kızım benim. Bak bak, dudaklara bak, dudaklara. Uykusu mu geldi? Canım benim. Ebru Hanım, acilen hastaneden çıkmamız lazım. İskender şerefsizi buraya geliyor. Çatışacağız. Ben gelene kadar burada bekleyin. Burası güvenli. Beni öldürmeden kimse burayı bulamaz. Burada durup ölmeyi mi bekleyeceğiz? Bizi çıkar buradan. Şu anda çıkış güvenli olmayabilir. Ben güvenli hale gelince gelip sizi alacağım. Merak etmeyin, Polat Alemdar yolda. Nerede bunlar? Çabuk bana Polat'ın kızını da karısını da bulun.
Bakın şunları, bu kadın nerede? İskender nerede? Bilmiyorum abi. Üç dakika olmuş. Ebru'nu ben sakladım. Bu tarafta. İyi. Nereye sakladın Tuncay? Kamera kayıtlarına bakalım. Yürüyün. Abla, ne tarafa gidiyoruz? Siz sürmeye devam edin. Anne. Telefonu versene. Seninkini de. Ne yapacaksın kızım? Ebru, ne yapıyorsun? Usta, yenge bebeği alıp kaçmış. İskender de peşinden çıkmış. Orada. Taksi! Sağa çek! Çek sağa, çek! Sağa çek! Çek! Sağa çek dedim! Neredeler? Arabadaki kadınları nereye bıraktın? Yolda inip başka taksiye bindiler.
Erhan sen de annesini ara. Cevap yok abi. Alper'i ara. Telefonların da yerlerini tespit etmeye çalışsın. Tamam abi. Ne yapmış İskender? Polat'ın kızını alabilmiş mi? Hayır efendim. Hastaneden kaçmayı başarmış. İskender büyük nerede olduğunu bulmaya çalışıyor. Bulunca bana haber ver. Baksana şu habere. Her gün kaza, her gün kaza. Orhan amca, babamın hatırı için bizi sakla. Girin kızım. Dikkat et. Nereye gitti yavrularım? Bulacağız anne. O cani evlatlarıma kıyar, kıyar. Hiçbir şey yapamaz. Cahit Sedef cevap vermiyor. Evin önündeki polisleri ara. Tamam abi. Sen de Sedef'i arasana. Baba, eşyalarınızı alın ve matilere geçin. Biz evimizden çıkmayız evladım. Baba, herifin gözü dönmüş. Ben onu alana kadar her tarafa saldıracak. Elimizden gelen tedbiri aldık. Kaderimizden kaçacak halimiz yok. Baba, yarım saat önce burada olsaydınız sizi öldürecekti. Eğer ölecek olsaydık, yarım saat önce burada olurduk. Baba, tedbiri arttırmak lazım. Anlamıyor musun evladım? Adam bizim peşimizde değil. Senin, evladının, eşinin, arkadaşlarının peşinde.
Abi polisler de cevap vermiyor. Alo, Sedef. Evdeyim. Yok, kimse gelmedi. Ebru'yu sor. Ebru'dan haberiniz var mı? Nereye gittiğinden? Peki, ararsa beni size haberdar ederim. Onlar da mı bilmiyorlarmış? Bilmiyorlar. Arkadaşın nereye gitmiş olabilir? Bilmiyorum. Düşün o zaman be kadın. Bilmiyorum. Kimi tanıyor bu kız? Kimi var gideceği? Kimsesi yok. Annesinin vardır o zaman. Onlar Ankara'dan geleli bir yıl oldu. Benim bildiğim bir tek kız kardeşi var annesinin. Onun evine gider mi? Geri zekalı. Kes sesini. Bırakın. Teşekkür ederim. Başımıza gelmeyen felaket kalmadı. En sonda bu. Ebru eşine haber versek en iyi şekilde o güvenliğini sağlayacaktır. Hayır Orhan amca. Şimdi değil. Telefonları da takip ediyorlardır. En azından haber versek. Orhan amca, o benim yaşadığımı öğrenmiştir. Polat benim yerimde olsa o da aramamanızı söylerdi. Hoş gelmişsin babama. Hoş bulduk Zaza. Bak bak Öndergil benim cevherime ne yaptılar babam Memduh. Kaç yerinden bıçakladılar ha? Geçmiş olsun benim babam. Nasıl sağlık sıhhatin? İyi misin? Çok şükür. Buyur buyur. Buyur. Kahve götür ağlara imdat. Tamam dayı. Allah senden razı olsun baba Memduh. Elhamdala meselemizi çözdün. Gerçi biz de geri durmadık. Biz de onun bir müşkünü çözdük. Bak sen bizim oranın adamısın. Polat Alemdar mert bir adam. Doğru. Madem arayı düzelttin bir yanlış yapıp husumet doğurmayasın. Dediğin gibi ben sizin oranın adamıyım. Husumet doğurmam. Da, inadımı da bilirsin. Üstüme üstüme geldiler mi, inat edeyim ha. Sağ olasın. Öbür işi ne yaptın? Hangi işi? Para işini. Paraya mı sıkışmışsın baba Memduh? Vallahi darıldım. Niye en son bizim haberimiz oluyor? Ne kadar istisin? Hemen söylerim çocuklar hazırlasın. Boş boş konuşma Şeref. Benim ne senin ne de bir başkasının kuruşuna tamahım olmaz. Söz verdin, sözünü tut. Ben o söze başka bir çare buldum. Neymiş çare? Şimdi bu çocuklar yesin içsin diye para vereceğim ya ben. Ee? Benim aklım kalır.
Yoksa ben yatamam. Ben Hayrım'ın gittiği yeri gözümle görem ki rahat yatam. Daha çok cömert olam. Sen bana bu çocukları yolla. Ben onları yedirem, içirem, giydirem, okutam, everem. Kuzuyu kurda teslim edem diyorsun. Kurt çakaldan iyi der midir baba Memdu? Yoksa çakala gidecekler, dağa çıkacaklar. Zaza, haftada 100.000 vereceksin. Çocukların ismini de vermem. Sonra 3 kuruş verdin diye gider başlarına bela olursun. Şimdi sen 100.000 liraya niye 3 kuruş değilsin? Sen esnaf adamsın. Vallahi gırılayım ha. Ben diyeceğimi dedim. Kıvırana ne derim ben biliyorsun Zaza. Kıvırcık. Yani dur bakak. Nasıl bulacak o kadar parayı? Birisin işlerde kesat. Zaza. Ya hem helalinden değilsin hem 100.000 değilsin. Şimdi nasıl olacak bu iş? Olur olur, senin paran çoktur. Uş. İmdat. Buyur dayı. Oğlum tuzlu bir şey ver, tuzlu bir şey. Erik veren mi dayı? Ulan erik tuzlu mudur imdat? Eriği banacaksın işte tuza dayı. Ekşi bir şey istesem ne vereceksin imdat? Balık dayı. Balık nasıl ekşi oğlum? Üstüne limon sıkıysın ya dayı. Su getir imdat, su. Ne tatlı, ne ekşi, ne tuzlu, ne acı olsun. Sadece su olsun, su. Dayı soğuk mu olsun, sıcak mı olsun, yoksa ılık mı olsun? Sen bilmemişsin, ben soğuk sevmeyeyim. Özür dilerim dayı, hemen getirem. Uş. Kayan. Yakışıklının durumu ne? Tahmin ettiğim gibi değilmiş. Numara yapmıyor. Güzel. Bir iş versen bitirebilir durumda mı? Henüz değil. Ne zaman hazır olacak bu adam? Birkaç güne. Yok o kadar vaktim. Ya yapacak ya ölecek. Yakışıklı. Buyurun efendim. Aron Feller'e gideceksin. Ondan İskender Büyük'ün yerini öğreneceksin. Emredersiniz efendim. Nasıl temasa geçeceğini biliyor musun? Bir adamı var. Ona ulaşacağım. O beni Aron Feller'e götürecek. Sorun çıkabilir. Çıkmayacak. Bu halde gidersen bizden kaçtığını inanmayacaktır. Seni biraz yıpratacağız. Tabii ki efendim. Abdüley. Seve seve abi. Usta, Feller bu numarayı yiyecek mi? Yese de yemese de elimizde başka bir şey yok Memati. Usta, biz İskender'i arayalım. Artisi Feller'e sonra yollarız. Memati, kaybedecek bir dakikamız bile yok. İskender Ebru ile Elif'i ele geçirirse ona ancak Feller'den ulaşabiliriz.
Teşekkür ederim. Rica ederim. Alo. Acil görüşmemiz lazım. Önemli bir konu. Buyur dayı. İstediğin 100.000 lira. Oğlum bunlar niye bozuk para Cevher? Dayı niye zengin gözüküyor ha? Oğlum baba Memdu zaten zenginmişik gibi 100.000 liramızı çarptı. Sen niye verdin ben anlamayayım ki? E söz verdim. Dayı bu sıralar ne kadar çok söz verirsin? E ne verem? Ne verem Cevher? Can mı verem? Hep senin yüzünden. Yemeyeydin o bıçağı gitmezdi paralar. Hem bıçağı ben yiyeyim hem paparayı ben yiyeyim. Sen bu paraları nereden aldın? Kasadan dayı. Onu anladım. Kimin kasasından aldın? Bizim dayı. La ben sana ne dedim? Git 100.000 lira getir dedim. Kasadan mı getir dedim? Nereden getireyim dayı? Huş. Onu da ben söyleyeyim Cevher. Onu da ben söyleyeyim. E daha sen ne işe yarışsın? E dayı acil dedin. Cevher, bilmiyor musun ben kasa boş olunca yatağım mıyım? Dayı kasamız boş değil ki. Hazıra daha dayanmaz Cevher. Dayı nasıl dayansın? Bugün 100.000, yarın 100.000. Bir duyuldu mu? Heh, herkes kapımıza dizilecek. Ondan sonra kasa bomboş. Dayı yatabilir mi? Yatamaz. Dayı bu saatte kime çökeyim? Dan anam. Git kime çök, sen çök. Efendim, Orhan Kara telefonuna cevap vermiş. Ardından konuşma kesilmiş. Telefonu kapalı. Ev telefonu? Cevap vermiyor. Gidip bakalım bir. Adam ölmüş mü? Kalmış mı? Niye telefonlarına cevap vermiyormuş? Bebeğin çok tatlı maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Adı da ne kadar güzel. Elif. Orhan amca. Bize zor zamanımızda büyük destek oldun. Ne demek kızım? Ne yaptım ki? Acaba tehlike geçmiş midir? Ben gidip Polat'a haber versem. Beni nasıl olsa aramıyorlar. Bugün burada kalın. Olmadı ben duruma bakar... Polat'a ulaşırım. Tamam Uzun. Polat Alemdar kızıyla eşini kaybettiği için her şeyi hazır. Yeter ki Feller onunla anlaşsın de. Uzun. Önemli bu. Polat Alemdar kızıyla eşini kaybettiği için her şeyi hazır. Yeter ki Aron Feller onunla anlaşsın. Acil haber bekliyorum senden. Ne dedi? Haber verecek. Alper'den bir haber var mı Abdüley? Yok abi. Yenge hiçbir iz bırakmamış.
Nereye saklandı bu kız? Vallahi helal olsun usta. Yenge bizden yaman çıktı. Ne İskender bulabiliyor, ne de biz. Efendim, yakışıklı bizimle temasa geçti. Yaşıyor muymuş o? Polat Alemdar'ın elinden kurtulduğunu, yaralı olduğunu söyledi. Bana ne? Gitsin tedavi olsun o zaman. Emredersiniz efendim. Gidin alın. Sorgulayın. Öldürün. Efendim, Polat Alemdar'ın eşini ve kızını kaybettiğinden ötürü her türlü pazarlığa açık olduğunu iletmemi istedi. Polat Alemdar bu yüzden serbest bırakmış yakışıklıyı anlaşılan. Bu iyi niyetine karşılık yakışıklıyı ben sorgulayıp öldüreyim. Emredersiniz efendim. Polat Alemdar'la görüşecek misiniz? Yakışıklıdan sonra. İskender ne yaptı? Bulabildi mi? Hayır efendim. Şu anda Orhan Kara isimli bir şahsın evine doğru gitmekte. Sayın Başkan, önemli bir durum olduğu için sizi rahatsız ettim. Ne oldu? Arkadaşlarımızdan Orhan Kara bir mesaj iletti. Polat Alemdar'ın eşi, annesi ve kızı evine sığınmışlar. Adresini verin. Alo. Tamam Uzun. Şu an nerede miyim? NATO yolunda. NATO yolundayım. Tamam, bekliyorum. Cahit, yakışıklıyı bırakın gelin. Tamam abi. Usta, takip etmeyecek miyiz? Risk alamayız Memati. Başaracağımızdan eminim efendim. Eminim. Benim için yaptıklarınızdan ötürü teşekkür ederim. Usta bulduk. Ailen ihtiyarlara bağlı birinin evindeymiş. Ne? Çabuk çıkalım. Biz artık yatalım. Ben odanızı hazırlamıştım. Buyurun. İçeride de bir oda var. Teşekkür ederiz Orhan amca. Teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler.
Ne kadar uzun zaman oldu Orhan'ım görüşmeyeli. Yaşlanmışsın İskender. Bu devlet bizi yaşlandırdı. Ama bu derin devlet bizi ihtiyar yapamadı senin gibi. Anlamadım. Anladın, anladın. Gayet iyi anladın. Hala yalnız mı yaşıyorsun? Hayır, ailem var. Mutfakta gördüğüm bulaşıklar onlara ait o zaman. Evet. Ailenle beni tanıştırmayacak mısın? Geç oldu, başka zaman. Bu saatte uyumamışlardır. Çağır, tanışıp gideyim. İskender, eşim rahatsız. Ha, demek senin eşin var. Eşim derken hayat arkadaşım. Ha, sevgilin yani. Anne, İskender burada. Kaçmamız lazım. Şişt. Tamam. Tamam anneciğim. Anneciğim sus. Sus. Ağlayan, çocuğun mu, torunun mu? Çocuğum. Gidip bakayım. Uyanmışlarsa getirip seninle tanıştırayım. Çok memnun olurum. Kız mı, erkek mi? Kız. Benim de bir kızım vardı. Öldürdüler alçaklar. Bilmiyordum, başın sağ olsun. Sağ ol. Sağ ol. Gençken de yalan söylemeyi beceremezdin. Bırakın beni. Dokunma bana. Bırak beni dedim sana, bırak. Neredeymiş benim güzel kızım? Kızımı alamazsın. O nasıl laf Ebru? Sen de kızın da uzun yıllar yaşayacaksınız. Polat'a söz verdim. Senin kızın benim kızım. Uzun nerede? Seni bekliyor. Cık.
Deniz. Gidelim. Efendim, İskender hedefine ulaşmış. Almış mı? Evet efendim. Bu adam deli. İyi kullanabilirsek onunla çok büyük işler yapabiliriz. Arkadaşlar yakışıklıyı buraya getiriyorlar. Senin mekanına götürsünler. İskender'le Polat'ın durumuna bakıp öyle görüşelim. Emredersiniz efendim. Hanımefendileri istirahat edecekleri yere götürün. Sen Polat'ı hiç tanımamışsın. Haklısın. İnsanlar birbirlerini böyle zamanlarda tanır. Zamanında Abdülhey değil sizi seçseydi hiçbir şey böyle olmazdı. E bakalım şimdi Memati mi seçecek, sizi mi seçecek? Buyurun. Bana bir telefon getirin. Alo, ben İskender Büyük. Sen bir şerefsizsin. Polat Alemdar. Kızın hiç senin gibi düşünmüyor. Bana bayıldı, bayıldı. Diyor ki, sen benim gerçek amcamsın. Ben de ona dedim ki, evet. Ben senin yarı baban sayılırım. Kes sesini de ne istiyorsan onu söyle. Ya çok ayıp. Ben ne zaman senden bir şey istedim? Sadece bir kere sözünü tutmanı istedim. Onu da tutmadın. Kızını kaybetmiş acılı bir babanın tek isteğini bile çok gördün. Memati'yi ver. Senin kızın benim kızım dedim. Bu saatten sonra sana verebileceğim tek şey var. Hak ettiğin üzere şerefsizce bir ölüm. Ve seni anlıyorum. Şu anda acılı bir babasın. Ama öfken geçsin, öyle karar ver. Memati serserinin biri. Bir geleceği yok. Ben öldürmesem yarın öbür gün kör bir kurşunla ölecek. Ama kızın öyle mi? Önünde kocaman bir gelecek var. Bak annesi de ağlayıp duruyor. Benim hatırım yoksa kızımın hatırı var diyor.
Benim kızıma tek bırakabileceğim şeyim var. Şerefim. Sen kızına bırakamadın. Acın ondan. Üç kadından medet uman zavallının tekisin. Düşün, düşün, düşün. Biraz daha düşün. Ömründe bir kere düşünerek hareket et. Ben seni yine ararım. Uzun nerede? Gelecek. Usta İskender'in meselesi benle. Beni teslim et, yengeyi de Elif yeğenimizi de sağ salim geri alalım. Ne diyorsun be Mati sen? Usta, başka çıkar yol yok. Bu çıkar yol değil, çıkmaz yol. Yapacak bir şey yok usta. Her şeyin bir bedeli var. Biz kızını öldürdük, o da bizi öldürecek. Usta, bizim günahımızı masumlar niye çeksin? Memati, İskender'e söyledim, sen de duy. Değil seni, tırnağımı vermem ona. Usta, adam tırnağını değil, canlarını aldı. Daha fazlasını ona verecek değilim. Kimi bulmuş Cevher dayın? Tanımayım da dayı. Tipi 100.000'lik gösteriydi. Ben tipim kaç gösteriyim lan? Dayı, senin tipini söyleyecek rakam icat edilmemiş. Sensin yani dayı, he? Dayı bana öyle deme. Sarılasım geliyor ha sana. Dayı, Bedri Fincancı baksana ne getirmiş. Öyle mi? Hayırdır? Dayı içinden gelmiş. Demiş ki, İskender Bey Zaza'nın yanında epey kaldı. O sıra benim canıma bir şey olmadı. İskender beni sevmez. Beni kurtarsa kurtarsa Zaza kurtarmıştır demiş. Parayı getirmiş. Zaza utanmıyor musun? Böyle küçük miktarda para için beni evimden çıkarıp buraya getirmeye. Telefon açsam 1.000.000 gönderirdim. 100.000 nedir ki? Yakışıyor mu hiç sana? Bedri'm sen beni tanıyorsun. Ben hiç az para ister miyim? 100.000'i Cevher kim bilir hangi hayır işi için istemiştir. Yoksa ben sana telefon açsam 10.000.000 da verirsin. Değil mi Bedri? 10.000.000 çok para.
Şimdi yüzüne söyledim ya, ondan çok göründü gözüne. Hele telefonda söyleyeyim, çok geldi mi? Cevher, telefonun Bedri'ye ver. İmdat, sen de telefonunu bana ver. Koy koy, kulağın koy, ben arayayım. Aloş, Bedri Bek. Ben Şeref Zazaoğlu. Ne diyorsun? Dur iyi misin? İyi, dur. Ya senin 10 milyonun bizim kapıya sıkışmış. 10 milyon çok para. Alo, sesin gelmiyor. 10 milyon çok dedim. 15 mi değilsin? Kaç değilsin? Hayır, kapı uzağımda tam göremeyim. Ne kadar sıkışmış? 1 milyon sıkışmış. Cevher, duyuyor musun? Bedri bizi sevmiyor. Seni sevmeyen ölür dayı. Ya bırakın gidip uyuyayım. 10 milyon benim uykumdan değersiz. Sabah yolla adamını, gelsin alsın. Ya biz 3 kuruş için yatar mıyık? Bunlar nasıl hırsızlık yapıyorlar ki 10 milyon uykularından değersiz oluyor? Sen beni nasıl 3 kuruş için rezil edersin el aleme? Dayı, kimi istiysen tut getir dedin. Lan 10 milyonluk adamdan 100 bin alınır mı? Dayı, ben buraya getirmeyeydim. 10 kuruş verir miydi şerefsiz? Neyse, 10 milyon 100 bin lira kazandık. Allah bereket versin. 100 bini sayma. O bizim değil, Memduh Ağa'nın. Ortada 10 milyon da yok. Adam söz verdi, para vermedi ki. Ben şimdi nasıl yatam Cevher? Benim uykum kaç liradan değerli imdat? Öyle bir fiyat daha yaratılmadı dayı. Değilsin imdat bek. Cevher mi çok sevişsin yoksa benim çok sevişsin? Hı? Dayı söyleme böyle. Sarılasım geliyor ha. Git git. Git Cevher'e sarıl. Ya git. Onunki bununki. Ya yapmayayım da tıkım var. Huy o huy. Git git. Git bozuk paraları hazırlayın. Bütünler bize kalsın. El alem bizi zengin zannetmesin. Hadi. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun kızım. Sağ olun, Allah razı olsun. Buyurun. Nasılsın evladım? İyiyim efendim. İyi misin evladım? İyiyim efendim. Diğer arkadaşın da çok şükür iyiymiş. İnsanların efendisi, insanlara hizmet edendir buyurur Peygamber Efendimiz. İnsanın tanıdıklarına, ailesine göğüs germesi, koruması yaratılış vazifesidir. Evet. Sizler tanımadığınız, bilmediğiniz, görmediğiniz insanlar için canınızı vakfettiğiniz bir iş yapıyorsunuz. Sadece sizler değil, bu vatan için hudutta nöbet bekleyen askerimiz, insanların sıhhati için gece gündüz uğraşan doktorumuz, hemşiremiz, yerin 500 metre altında bu ülkeye zenginlik çıkarabilmek için, madenlerimiz için alın teri döken işçimiz, canlarını insanlara, insanlığa vakfetmiştir. Zannetmeyin ki bu emeklerinizin karşılığını yaratılmış birisi verebilir. Sizlerin
bu çabalarının karşılığını Yaradan verecektir. Biz sadece teşekkür edecekleriz. Geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Bir şeye ihtiyacınız olursa kızım, haber verin, olur mu? Sağ olun efendim. Yemeyeceğim. Bir şey yemediniz. Aç değilim. Sayın Feller sizi bekliyor. Görüşmeyeli nasılsın? Gidelim. Yemeyeceğim anne. Kızım, yemek zorundasın. Yok anne. Sen artık annesin. Çocuğunu düşünmek zorundasın. Günaydın. İyi uyuyabildiniz mi? Kızım sabaha kadar ağladı. Neden? O senin kızın değil. Deli misin bir adam? Babasından daha çok düşünüyorum onu. Bak hala aramadı. Aramayacak tabii. Senin oyuncağın mı olacak benim kocam? Bana laf yetiştireceğine kızıma bak. Nasıl bakıyorsunuz anlamıyorum ki. Sürekli ağlatıyorsunuz. Sizin de kızınız varmış. Yalvarırım evladımı bırakın. Anne! Beni dilim dilim doğrayın ama çocuklarımı bırakın. Lütfen. Lütfen hanımefendi. Siz benim misafirimsiniz. Böyle yapmayın. Size yalvarıyorum. Sizin hatırınıza bir de Memati'yi arayayım. Polat kadar merhametsiz değildir o. Belki kendi ayaklarıyla gelir. Bu gözyaşlarınız diner. Thank you.
Oğlum büyüyor artık lan. Bak baban yaşlandı. Bu kadar intikamı kim alacak? Abi, seni arıyorlar. Kim arıyor? Bir büyüğünmüş. Kimsin? Ne yabani adamsın sen? Yabani doğdun, yabani öleceksin. Seni ince doğramışlar, İskender olmuşsun. Ne konuşuyorsun lan? Sende hiç utanma yok mu? Bir kere de yaptığın işin sorumluluğunu al. Polat'a lider diyorsun. Abi diyorsun. Bu kadar acı çekmesine izin veriyorsun. Adam olan lideri uğruna ölür. Arkasına saklanmaz. İstediğin yerde, istediğin şekilde karşına çıkmayan şerefsizdir. Bana bak şerefsiz. Sultanahmet Meydanı'na git. Seni aldırtmamı bekle. Ben de Polat'ı çocuğuna kavuşturayım. Tamam ulan, şimdi çıkıyorum evden. Çocuğunu öp benim yerime son kez. Ona da kendi oğlum gibi bakacağım. Alo, alo! Ulan ben senin... Korkma oğlum, korkma. Erkekler korkar mı hiç? Aslan oğlum benim. Bir ömür babanın adını taşıyacaksın. O ismin hakkını ver. Yaşarken de, ölürken de. Gel bakalım. Aslan oğlum benim. Hadi bakalım. Abi. Silahını unuttun. Lazım değil. Sen de kalsın. Çok mu hırpaladılar seni? Hayatta kalmayı başardım efendim. Fareler de hayatta kalabiliyor. Hem de en zor şartlarda. Böcekler de öyle. Efendim, bana sinirli olduğunuzu biliyorum. Ama inanın elimden gelen daha fazla bir şey yoktu. Bana Polat'la ilgili bir şey söyleyecekmişsin. Polat Alemdar çocuğunu arıyor. Onun karşılığında size her şeyini vermeye hazır. Bunu sen mi söylüyorsun, o mu söylüyor? Ben efendim. Polat Alemdar benden bir şey isteyecekse bizzat istemeli. Sana ihtiyacı yok. Benim de sana ihtiyacım yok. İhtiyarlar heyetinin başkanını size teslim edebileceğini söylüyor efendim. Bu senin sözün mü, Polat Alemdar'ın sözü mü? Bana hayır dediğiniz anda... 3 saniye içinde felç olacaksınız. 2. darbemle de öleceksiniz. Ne istiyorsun? İskender büyüğün yerini. Bilmiyorum. İskender büyük nerede? İskender'in yanındaki adamını ara. Nerede olduğunu öğren. Tamam efendim. Telefonunu burada bırak. O bana lazım.
30 saniyen var. Sana bunu yapman için ne verdiler? Hiçbir şey. Bu benim için zevk. Zero mu seni yetiştirdi? Ben sizin yerinizde olsam konuşmam. Sinirlerinize baskı yapmakta. Benim istemim haricinde felç kalabilirsiniz. Sana söyleyeceğim numarayı çevir. Hoparlörü aç ve çevir. Efendim. Abi yakışıklı. Öğrendin mi İskender'in yerini? Öğrendim. 75. yıl caddesi, leylak çıkmazı, no 100. Aron Feller'e ne yapmamı emredersiniz? Sık kafasına. Numati nerede? Daha gelmedi abi. Ara nereye gittiğimizi söyle Cahit. Silahını masanın üzerine koy. Sana ne diyorsam yap. Oraya değil. Oraya değil. İnşallah okuttuğun o çocuklar akıllı olurlar. Biri bir banganın başına geçer. Biri merkez bankasının başına geçer. Biri de galpazan olur. Üçü de paranın kıymetini bilirler. Bu devirde 100.000 kazanmak öyle iğnenin deliğinden geçirmekle aynı. Zaza, gören de seni fakir zanneder. Yok, çok şükür fakir değilim. Parayı vermeyi sevmem. Sen o çocuklara nasıl kıyısın baba memnun. Soğuk dinlemiler, sıcak dinlemiler, mendil satiler, su satiler ki sana 100.000 getirek. Ne? Yani helal demek isteyeyim ha. Hadi mi görün? Hadi eyvallah. Hala hazırlanmadınız Mendem Hanım. Ay Hüsnü Bey, ben şaka yapıyorsun zannettim. Ben hiçbir zaman şaka yapmam. Hadi çıkıyoruz. Ay Mamoş'u bırakıp nereye çıkacağım ayol? Mamoş Bey de gelsin. Baş konuğumuz olur. E bari bir üstümü değiştireyim. Hiç önemi yok üstünüzdekilerin. Hadi hemen çıkalım. E dur bari Mamoş'un üstüne bir şey alayım. Hadi çabuk. İnci'yi sen mi öldürtmeye kalktın? Ben birini öldürtmeye kalkmam İskender Büyük. Sağ olsun sevenlerimiz bizim yerimize o işi yapar. Ama yarım yapmaz.
tam yapar. Kim gelip arkadaşlarına İnci'yi korkutmasını söyledi? Bedri Fincancı. O zaman seninle bir husumetim yok. Bedri ile var. Biz sizinle kurduğumuz hukuktan memnunuz. Bu hukuk daha da artacak. Sana canımı emanet edeceğim. Sadece canımı da değil, canımdan çok sevdiklerimi de. Dayı! Dayı! Hay sen dayan. Dayı! Yegenlerinden biri aradı. Di ki bizim Memati Sultanahmet Meydanı'nda eyle duruymuş. Küftem saatiymiş. Ne saatiymiş, ne duruymuş? Ben ne bileyim dayı. Yegenle de tersledim. Maynak maynak konuşma, yanlış görmüşsündür diye. Ya yanlış görmüşsen Cevher? Ben de ondan korkayım dayı. Korkularının üstüne git Cevher. Yani dayı? O Memati'ye benzeyen adamı git, bindir bir arabaya, getir buraya. Hele bakak o mu değil mi? Vallahi dayı, bazen kafan zehir gibi çalışıyor. Korkayım senden. Ben giden bakam. Memati ise alam gelem. Yok benziyse iş alırız. Her gün döverik benzeyecek başka adam bulamadın mı diye. He? Tamam. Ne sürprizi Üstü Bey? Adı üstünde sürpriz Endem Hanım. Sürpriz hiç söylenir mi? Vallahi söylemezsen gelmem. Kulunuz köleniz olayım, yapmayın. Eğer kötü bir şey olmasa söylerdi değil mi Mamuş? Mamuş Bey, Hüsnü amcanız kötü bir şey yaptırır mı? Hemşire Hanım. Buyurun. Mamuş Bey bir 10 dakika ilgi gösterebilir misiniz? Tabii tabii. Bizim baş başa kalmamız lazım da. Peki efendim. Gel bakalım. Tamam canım. Gel bakalım. Ay Hüsnü Bey, ayağının halini görüyorsun. Bak ben peşin peşin söyleyeyim. Memati abiden habersiz bir daha iş yapmam, tövbe. Çünkü artık şakası yok. Yani seni de öldürür, beni de öldürür. Aşıklar ölmez efendim. Aşıklar ölmez. Ben gidiyorum. Gidemezsiniz efendim. Nikah memuru bizi bekliyor. Ne? Ama sürpriz olacaktı bu. Hüsnü Bey, Memati abiden gizli evlenirsek halimiz ne olur? Büyük sürpriz olur kendilerine. Delisin vallahi sen. Beni sizin aşkınız delirtti. Polat Bey meşgul, Memati Bey meşgul. Şimdi evlenmezsek hiçbir zaman evlenemeyiz. Olmaz. Bir dakika, hemen olmaz demeyin. Allah. Hay Allah. Hüsnü Bey. Naomi Campbell altı çikolata renkli mankenin üzerinde taşıdığı nadide bir eser. Aynısını yaptırdım.
Yalancı. Eğer bunu siz giymezseniz yemin ederim kendim giyer sokaklarda koşarım. Ay Cizni Bey. Evladım nereden çıktı bu nikah işi? Efendim deli laftan sözden anlamıyor. Memati'nin Polat'ın haberi var mı? Var diyor ama delinin lafına ne kadar inanılır? Kusura bakmayın sizi de beklettik memur bey. Aslına bakarsan Tuncay Bey, Hüsnü'nün yaptığı delilikten ziyade cesaret işi. Hem karşısına Memati'yi alacak hem de bu devirde kimse evlenmezken evlenecek. Orası öyle de efendim. Ben cesur adamı severim. Buyurun lütfen. Ömer baba, bu adam ikimizi de abilere dilim dilim doğratacak. Korkma kızım, ben varım arkanızda, hiçbir şey yapamazlar. Baba büyüksün. Buyurun memur bey, acelemiz var. Operasyonlar bitti biter. Ana baba bilgiler hepsini verdim. Lütfen evet ve hayır mı dışında soru sormayın. Peşin peşin söylüyorum, evet. Siz Endam Hanım, bu deliği kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Öpeyim efendim. Siz de bir babam sayılırsınız. Öpeyim efendim. Hüsnü Bey abartmayın. Aynı yaştayız sizinle. Akıl yaşta değil baştadır. Sizin de başınızı öperim. Mikrop. Buyurun. Hüsnü Bey, ne yapmışsınız böyle? Endam Hanım, biliyorsunuz burası Kurtlar Vadisi. Burada gündem an be an değişir. Aşkımızın ilk başladığı yere nasıl olsa 9 aya 10 gün sonra meyveleri toplamaya geleceğiz. Ben böyle bir şey hayal etmemiştim Hüsnü Bey. Efendim, hayallerinize saygım sonsuz. Hepsini tek tek gerçekleştireceğiz. Lakin sizden bir ricam var. Ölmeden önce aramızdaki sizi bizi kaldıralım, tek vücut olalım. Ondan sonra sabahlara kadar hayal kuralım. Vallahi ne diyeyim? Haklısınız Hüsnü Bey. Namazınızı kılmayacak mısınız Hüsnü Bey? Efendim, namaz aklı buluğ olan insanların yükümlülüğüdür. Benim serbest geçiş kartım var. Şaka şaka. Tabii ki kıldım. Buyur usta. Neredesin Memati? Usta ben İskender'e teslim oluyorum. Memati İskender'in yerini tespit ettik. Oraya gidiyoruz saçmalama. Memati! Memati! Yine mi İskender'e dansöz gibi geri döndünüz? Hele ben seni soğukta gören. Isınmak için bakalım nasıl zil takıp oynayacaksın. (Gülüyor)
Beyler arkaya. Kaç aydır bu anı bekliyim. Ha. Sen soğuk sevmedin değil mi? Ben artık çok seveyim. Efendim, Memati Baş burada yok. Ne demek yok? Gerizekalı mısın be adam? Dayı, az dışarı gelsene. Ulan bir bırakmışız ki malımızı sayak. Bak unutma, imdat 1.999.997'de kaldık. Kaç dayı? 1. Ne var dışarıda? Niye ben çağırsın? Ben çağırmayayım dayı. Cevher dayım çağırıyor. Sen beni ayağına mı çağırıyorsun Cevher? Bu ne hal oğlum? Dayı, gözlerine inanamayacaksın. Niye? Bırak, bırak. Bu Memati mi, Benzi mi? Dayı... Benziyorsa ben niye donamam? Bütün yol beraber geldim üşümesini görem diye. Ula esasen zev gibi kafam var acaba. Ha,
Dondurmam kaymak olmuşsun Memati Bey. Şimdi seni külahta mı yiyek? Yoksa kaşıkta mı yiyek? Dayı. He? Döner bıçağıyla kesek. Maraş usulü. Kahraman Maraş cevherim. Kahraman Maraş. Zaza. Kapıyı kapat. İçerisi ısınıyor. Eririm değilsin. Ölürüm. Biterim değilsin. Dağılırım değilsin. Akar giderim değilsin. He? Haklısın. Ben ermiş dondurmayı hiç sevmeyim. Aha da bana yaz geldi Ceher. Ağıl oğlum. Kemiklerim şimdi ısındı. Öldüreceksen asker gibi öldür. Kurşuna diz. Şerefsizler gibi ipe çekme. Senin şerefine bu ip bile çok. Hiç aklıma gelmezdi ki cehenneme giderken yanımda senin karın da olacak. Ama merak etme. Sen iskemleye tekmeyi attıktan sonra senin kızına senden daha iyi bakacaklar.